Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi aracımın sol stopu kırıldı. Buna bir geri çıkarken bir pikap çarpmış. Çocuklar haber verdi. Sonra adamla konuştuk. O da bunun sigortanın değil de normal karşılayabileceğini söyledi. Bu şekilde bir tane yan sanayi temin ettik. Takacağımız ürün bu. Üzerinde inciden bir streç film var, koruma streci var. Contası, vidası vesaire. Her şeyi burada. Sadece ampullerin olduğu plastik aksam, onu da zaten söktüğümüzü takacağız. Evet, şimdi burası bagajın alt koruma kapağı. Bakın yukarıdaki bu 2, burada 3. Ve buradaki yine çengel 4, 5 ve toplamda 6 tane. Ya burada 4 tane vida var, 2 tane de plastik geçme var. Plastik pim diyebiliriz ona. Şimdi bu vidaları söktükten sonra üstteki vidaları. Şimdi ben bunu komple çıkartıyorum çünkü sol taraf kırık, sağ tarafı da yine bir işlem yapacağız. Hem içi kirlenmiş temizleyeceğiz hem de üzerine parlatacağız. Buradaki plastik pimler bu şekilde kastırarak yerinden pimleri alıyoruz. Bu alt tarafta da şöyle bu kapak çengelin altında bir plastik kapak var. Bu kapağın altında da bir 10 vida var. 10 lokma. Aynısının diğer tarafta da var. Her ikisini de söktükten sonra yani toplamda 4 vida, 2 tane plastik pim. Bu şekilde şöyle yukarı doğru kastırarak çekiyoruz. Biraz da özen gösterelim çünkü kırılabilir. Bunu söyledikten sonra buradaki keçe daha rahat bir şekilde açılıyor. Ben bu çok zarar görmesin diye sökeyim dedim. Hem de dediğim gibi diğer tarafı da sökeceğiz zaten. Bu şekilde gördüğünüz bakın buralarda 3 tane vida var. Yine bunlar 10 lokmayla sökülecek vidalar. Bunları söktükten sonra artık o yerinden çıkacak. Bunu daha sonra kontrol ederiz ampulün olduğunu şeyi. Vidalar aldıktan sonra ittiriyorsunuz yerinden çıkıyor basit bir şekilde. Şöyle bu yılların vermiş olduğu kir, toz vesaire var burada. Bunu da güzelce temizleyelim. Ve yenisini de olduğu gibi takalım. Bu 3 tane vidanın kılavuzun olduğu yeri zaten burada karşılığını göreceksiniz. Yerine oturtturup ittirdiğimizde tamam oluyor. Sonrasında vidalarını takacağız. Vidalarını da takıp iyice sıktıktan sonra buradaki işlem bitiyor. Şimdi ampullerini kontrol edelim. Burada 6 tane ampul var. Bunlar tek tüy dediğimiz ampuller. Bunlar işte geri vites, sinyal, pardon geri vites burada yok özür dilerim sağ tarafında. Sinyal, parklar, fren bunlar var. Evet, bu şekilde koruma jelatini de çıkardık. İşlem bitti. İşte buralarında normalde orijinalinde yazılarını göreceksiniz. Valeo. Bunda yok bu. Şimdi böyle baktığınızda bayağı gayet parlak yakışıklı duruyor.
Ama diğer tarafta gördüğünüz gibi hem içerisinde pislik gitmiş bir su da kalmış içerisinde. Bir de görüntü mat duruyor tabii. Bunun için de bir işlem yapacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde 3 tane vidası var. Önce ampullerin olduğu plastik levhayı söküyoruz. Sonra da vidaların olduğu yer açığa çıkıyor. Vidaları söküyoruz. Bu şekilde komple çıkıyor. Bunu da yine aynı şekilde temizleyelim. Gördüğünüz gibi bakımında içi falan ıslak baya. Sanırım contası zarar görmüş. Bu contası bakın şuralardan sanki içeri kaçılmış gibi. Diğer sol tarafından söktüğüm contayı takacağım bu tarafa. Gerekirse ikisini üst üste de takabilirim. Şimdi burada bir deneme yapacağız. Bu kırılan sol arka stopumuzda. Bu bantladığım, maskeleme bandı vurduğum yerlerin dışında kalan yerlere vernik ve parlatıcı uygulayacağım. Parlak vernik bu şekilde. Bunu siz daha net göresiniz diye bantladım. Şimdi bakın orta kısmında yani kamerada çok belli olmuyor ama şu evet bu çizginin sağ tarafı bakın vernikli gayet parlak, sol tarafı daha mat duruyor. Şöyle dikkatli baktıkça anlıyorsunuz bu kameradan bu şekilde ama direkt gözle baktığınız zaman gayet net anlaşılır oluyor. Bu gayet güzel olduğu için aynı şekilde diğer sağ stopa da aynısını yapacağım. Buralara bir şey yapamayacağız çünkü üzerinde koruma var. Burayı tamamen sökemiyoruz. Sinyal, geri vites ve orta kısım sökülmüyor maalesef. Şimdi içine de su gitmişti zaten. Bir güzel köpüklü suyla temizledik, yıkadık. Saç kurutma makinesiyle de kurutalım. Hemen hemen kuruduğu gibi çok küçük bir iki parça böyle bir damla bir şey kaldı ama bunlar da kuruyacaktır zaten. Yani bu haliyle bile bayağı renklendi, canlandı diyebilirim içerisindeki pislikliğe gittikten sonra. Şimdi bu Abro marka parlatıcı uygulayacağım. Buna daha önce temin etmiştim. İyice yedirip kuruduktan sonra da bir bezle tekrardan siliyoruz. Gayet canlı parlak renkler elde edebiliyoruz. Bunun işe yaradığını söyleyebilirim ama ne kadar uzun etkili olur, vadesi ne kadar olur tam olarak bilemiyorum. Ama ilk kullanımda gayet canlı duruyor. Şimdi üzerine de verniğini atalım. Bir kat atacağız. Bir 15 dakika sonra ikinci katı da atacağız. Kuruduktan sonra. Evet şimdi arkadaşlar tekrardan yine sol stopu ekranda görüyorsunuz. Bu da parlatma, cilalama ve vernikleme işlemi bitmiş sağ stop. Kameranın açısıyla ilgili renkler biraz matlaşıyor ama şimdi normalde bu şekilde. Sadece şu iç kısımlarına müdahale edemedik. Ama gayet güzel oldu. Bu şekilde gece görünümde iyi. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.